Evet sevgili gençler, hepinize yeniden merhaba. Sizlerle birlikte Antalya Fasükünlüğü çözmeye devam ediyoruz. Kaleminiz kağıdınız ve en önemlisi siz de hazırsanız başlayalım. Soru 15 Yukarıda verilen ABCD dikdörtgeninin kenar uzunlukları birbirinden farklıdır ve kısa kenarının uzunluğu santimetre cinsinden bir tam sayıdır. A, B ve C birer pozitif tam sayı olmak üzere alanı 36 köküç olan dikdörtgenin aşağıdaki verilen tabudaki kısa kenar uzunluğunun ve uzun kenar uzunluğunun alabileceği değerlere tik yani doğru alamayacağı değerlere çarpı yani yanlış işareti sembolü yerleştiriniz diyor. Hadi gelin hemen başlayalım. Hemen başlayalım. Şimdi a çarpı b kökçe. Değil mi? Bunu hesaplayacağız. Neden? Çünkü Alan bu şekilde hesaplanıyordu. Kısa kenarla uzun kenarın çarpımıydı. Tamam. Ve şöyle çarptıktan sonra neye eşit oluyormuş? 36 kök 3'e eşit oluyormuş. E neye bakmamız lazım? Bakacağız acaba şu iki sayının çarpımı 36 kök 3'e eşit mi değil mi? Birincisini çarptık bile. 1 çarpı 36, 36 kök 3'ü de yazdım. Demek ki olabilir. 2 çarpı 9 18 kök 6 kök 6 kökün dışına çıkabiliyor mu Hayır maalesef demek ki olmaz devam ediyorum kısa kenarla uzun kenarı çarparsam 3 kere 6 18 bir de ne var kök 12 Peki kök 12 kökün dışına çıkabiliyor mu? Evet hocam çıkıyor diyorsun. Hem de diyorsun 3 ile 4'ün çarpımı ve 2 kök 3'e eşit. 18 2'yi çarparsam 36 bir de kök 3 var. Bakın bu da 36 kök 3'e eşit oldu mu o oldu demek ki olabilir. 4 kere 9 36 bir de kök 3 var. Bakın bu ikisinin çarpımı da yine olur. 6 kere 6 36 bir de kök 3 var. Gördüğünüz gibi bu da olur. Hiçbir sıkıntı yok dedik ve soruyu gönderdik. 16. Aşağıda verilen soruların cevapları tablodaki karelerde yazmaktadır. Şu an soruları görmüyorsunuz. Birazdan göstereceğim, çözeceğiz. Tabloda bu sorulara ait cevapların bulunduğu kareleri karalayarak tabloya gizlenmiş sembolü oluşturunuz diyor. Cevapları görüyorsunuz. Birazdan sorular gelecek. Onları birlikte çözelim. Cevaplarımızı da bir yere not edelim ve en son hepsini karalayacağız ve bulacağız. Haydi gelin başlayalım. Alanı 63 metre kare olan karenin bir kenar uzunluğu kaç metredir? Alan neydi? Kare için a kareydi. A kare 63 ise a'yı bulmak için her iki tarafı da kökün içerisine alırız. Yani kök 63. Diğer bir deyişle ne olabilir? 3 kök 7. Bakalım hangisi var? Devam edelim. Kök 30 sayısı kök 3'ün kaç katıdır demiş. Kök 3'ün kaç katıdır? Yani ne yapacağım? Kök 30'u Kök 3'e böleceğim. 30'u da 3'e bölersem 10. Tabii kökü unutmuyoruz. Devam edelim. 3 kök 2 eşittir. Kök A ise A kaçtır? Bakın sadece köklü bir sayı var. Yani sana diyor ki 3'ü içeri al bakalım diyor. Alırsam A gördüğünüz gibi 18 çıkar. 9 nereden çıktı? 3'ün karesi 9. 9 kere 2 18. A eşittir 18. Bir de şuna bakalım. Kök 60 sayısının yarısı kaçtır? Kök 30 diyen kişi varsa yanıldın. Tabii ki de önce bir yazalım. Yarısı demek ne demek? 2'ye böl demek. Bakın bu kökün içerisinde değil ki. Hemen alalım. Kökün içerisine alırsak kök 4 yapar. 60'ı da 4'e bölersek cevabımız kök 15. Yukarıda nerede varmış? Gelin bir boyayalım. Az önce not alın demiştim. Aldınız mı? Umuyorum almışsınızdır. Şimdi bize dedi ki bunları bir boyayın dedi. Tamam boyayacağız. Hangi renge boyasak bir bakalım. Pembe olabilir. Mavi o da olabilir. Sanki mavi daha güzel. Tamam mavi olsun bakalım. Şimdi ilk sorumuzun cevabı neydi? E, alanı 63 metrekare olan karenin bir kenar uzunluğu kaçtır demişti. Biz de demiştik ki kök 63. Bakalım burada kök 63 var mı? Bakıyoruz kök 63 gördüğünüz gibi yok. Ya da demiştim kök 63'ün eşiti neydi? 3 kök 7. Devam edelim. E, 3 kök 2 eşittir kök a ise a kaçtır? Demişti biz de a'yı 18 bulmuştuk. 18 nerede? Gören var mı? Bir bakalım. 18 isterseniz dikey isterseniz yatay bakın. Şu an ben dikeyden bakmayı tercih ediyorum ve göremiyorum. Umuyorum bulacağız. 18'i gören var mı? Varsa söylesin. Evet gördüm. Benden önce görenler hocam nasıl görmüyorsunuz ya diyebilir. Ama görmedim yani yapacak bir şey yok. Devam edelim. Bir de neyi bulmuştuk? Kök 60 sayısının yarısı kaçtır demişti. Biz de onu kök 15 bulmuştuk. Bir de bir soruyu atladım. Şu an fark ettim. Onu da söyleyeceğim. Bunu da bir şekilde Boyadık bakalım. Bir de ne vardı? Kök 30 sayısı kök 3'ün kaç katıdır demişti. 33'e bölmüştük 10. Kökü de unutmamıştık tabi. Bakın kök 10. Burayı da boyadık. Devam edelim. Daha sorularımız var. 2 kök 3 sayısının karesi kaçtır? Karesi demek ne demek? Sayıyı kendisiyle çarp demek. Peki bunu nasıl yapabilirim? Ya yan yana yazıp çarparız. Ya da bakın şöyle yapabiliriz. Ayrı ayrı düşünebilirsin. Yani 2'nin karesi 4, kök 3'ün karesi 3, 4 çarpı 3, 12. Evet, rengi birazcık daha koyultalım. Biraz gözünüz yoruyor olabilir. Kök 50 eşittir A, kök B ise A artı B'nin en küçük değeri kaçtır diyor. A artı B'nin en küçük olmasını istiyorsam sayıyı çıkartabildiğim kadar dışarıya çıkartmam lazım. Neden? Çünkü kökün içerisinde kök 9 olan bir sayı dışarıya 3 olarak çıkıyor. Yani dışarı çıktığı zaman sayı daha küçük oluyor. En azından hani mutlak değer olarak mı diyeyim yani yazım olarak daha küçük oluyor. Yoksa değer olarak tabii ki aynı kökten dolayı. Şimdi bakarsak kök 50 kimle kimin çarpımı 2 ile 25'in çarpımı. 25'i dışarı alırsak 5 olarak çıkar. 2 de içeride kalır. 5 kök 2 bize a la b'nin toplamını istiyor. Yani 5 artı 2'den 7. Bakın bulduk. 12 7 not edin. Yine boyayacağız birazdan. Sonra şuraya bakıyorum. x kök 10 eşittir. Kök 250 ise x kaçtır? Ne yapıyoruz? Şimdi bakın 10 var. 250'nin içerisinde ne de demek ki? 10 var. 250'yi 10'a bölersek demek ki 250 25 10'un çarpımı. Evet ama bakın bu 25 kökün içerisinde X kökün dışında 25'i de kökün dışına çıkartırsak nasıl çıkar? 5 olarak çıkar. Demek ki X 5'e eşitmiş. Bir tane daha çözelim. 27'nin karekökü kökü kaçtır? Sana diyor ki kök 27'yi bir hesapla bakalım diyor. Hesaplıyoruz. 3 kök 3'e eşit ve yine boyamaya başlayalım. Evet boyamaya devam ediyoruz. Not almıştınız zaten 2 kök 3 sayısının karesi kaçtır? 12 bulmuştuk. 12'yi hemen gördüm ve boyuyorum. Bazen bu görme işimi bayağı uzun sürebilir. Ben de uzun sürdüğü zaman tabi videonun da kısımlarını kesebileceğim kadar uzun yani çok uzunsa kesiyorum. Hani siz de hocam ben hemen göremedim diye düşünüyorsanız olabilir. İnsan bazen baksa da, uzun süre baksa da görmeyebiliyor. Ee, bir sonraki neydi? Kök 50 eşittir a kök b ise a artı b'nin en küçük değeri kaçtır demiştik ve 7 bulmuştuk. 7'yi buldunuz mu? Nerede acaba? Evet. Hemen boyayalım. Ve bir sonraki sorumuz neydi? X kök 10 eşittir kök 250 ise A kaçtır demiştik. Ve A'yı kaç bulmuştuk hatırlıyor muyuz? Evet. 5 bulmuştuk. Acaba 5 nerede? Eksi 5'leri gördüm. Evet ve 5'i de görüyoruz. Orayı da bir boyayalım. Ve Son çözdüğümüz soru hangisiydi? 27'nin karekökü kaçtır? Demiştim ki kök 27. O da 3 kök 3'e eşitti. Nerede görüyor muyuz? Kök 27 ya da 3 kök 3. Evet bakın. Şurası. Evet. Acaba ne çıkacak? Nasıl bir şekil çıkacak? Devam edelim. Kök 5 sayısının 3 katı kaçtır? Yani sana diyor ki 3 ile kök 5'i çarp. Tabii ki de sen de diyorsun ki 3 kök 5 bitti. 7 kök 3 ile 9 kök 5 arasında kaç tane tam sayı vardır? Ne yapıyorsun? 7 ile 9'un arasında 8 var demiyoruz. Kökün içerisinde alıyorum sayıları ve ona göre düşünüyorum. 7 kere 7 49. 3'e çarparsak kaç yapar? Hemen çarpalım bakalım. 49 çarpı 3 kök 147 ile Diyor ki 9 kök 5 arasında acaba hangi sayılar var? 9'u içeri alırsam 81. 81 ile de 5'i çarparsam kaç yapar? Kök 405. Bakın kök 147. Düşünelim 12'nin karesi kaçtı? 144. 12 olmaz. O zaman 13 olur mu? Olur. 14. Nokta nokta nokta. Kök 405. 20 neye eşitti? 20'nin karesi 400. Kök 400'e demek ki 20'ye kadar olan tüm sayılar var. Peki 13'ten 20'ye kadar kaç sayı var? Nasıl yapıyorduk hemen hatırlayalım. 20'den 13 çıkartıyordum. 20 de dahil 13 de dahil olduğu için 1 ekliyordum. Demek ki diyorum 8 tane sayı var. Bunu da yazalım. Ve son sorumuz artık şekil ortaya çıkacak. Birazdan boyayacağız. 6 kök 5 büyüktür a olduğuna göre a'nın alabileceği en büyük tam sayı kaçtır diyor. Hemen şurayı hesaplayalım. 6'nın karesi kaç? 36. 36 ile 5 çarparsam 180. Evet bak bundan daha büyükmüş. Acaba kaç olabilir düşünelim? 14'ün karesi kaç? 196. Olmaz. 13'ün karesi 169. Evet demek ki a en fazla 13 olabilir. Hadi gelin boyayalım ve sorumuzu bitirelim. Boyamaya devam ediyoruz. Ne bulmuştuk? 3 kök 5 vardı değil mi sorumuzda? 3 kök 5 gören var mı acaba? Evet. Şurada boyayalım. Bir de ne vardı? 8 vardı. Bir de ne vardı? 13 vardı. 13 nerede acaba? Evet burada. Bakalım boyayınca ne oldu? Bir şekilde benzettik mi? Evet, zaten hepiniz bence gördünüz. Aynen öyle. Karakök. Hani şunları bir birleştirirsek, değil mi? Şöyle yaptığımız zaman, bir de şöyle. kök işaretimize benziyor. Şifremizi bulduk. Devam edelim. Soru 18. Şekilde verilen düzenekte toplar aşağıdaki gibi ilerlemektedir. Topları görüyorsunuz. En sağda 3 var, en solda kök 2 var ve arada bir sürü köklü sayımız var. 1. ne oluyormuş görelim. Toplar beşerli gruplar halinde ok yönünde gösterilen şekilde düzene gönderilecektir. Tamam bakın aşağı iniyor sonra sola doğru ilerliyor ve aşağı inen bir boşluk daha var. Sonra ne oluyormuş? 2. Beşli grubun her birinde ilk 3 top bölmeden içeri düşecek. Geriye kalan 2 top bölmeye düşmeden yolun sonuna kadar gidecektir. 3. Bölmedeki 3 topun üzerinde yazılı olan sayılar çarpılıp oluşan sayı belirlenecektir. 4. Daha sonra kapak açılıp bu 3 top alttaki kutuya düşecektir. Ve 5. Sonra kapak kapanacak ve sıradaki 5 top gelecek ve aynı işlem toplar bitene kadar tekrarlanacaktır. 6. Toplar bittiğinde her grup için elde edilen çarpım sonuçları toplanacaktır. Buna göre elde edilen sonucu bulunuz demiş. Haydi gelin başlayalım. Uzun bir işlemlere başlayacak gibi gözüküyoruz. Evet, çözümümüze hemen başlayalım. Şimdi öncelikle ne oluyordu? Maddeleri tekrar edersek, hatırlarsak 5 tanesi geliyordu ve bu ilk 3 tanesi şu aşağıya, şu kısma düşüyordu. Bu üçünü ne yapıyorduk? Çarpıyorduk ve sayı belirleniyordu. Diğer ikisi hani üç e, ilk beşteki 4 ve 5. olan sayı da tekrar sıraya giriyordu. Şimdi şu ilk beşli grubumuz şuraya kadardır değil mi? 3 kök 32, kök 2, 2 kök 8 ve kök 5. Bunların 3 tanesi ne oluyor bakın? Şu üçü çarpılacak değil mi? Çarpacağız. Çarptığımız zaman bu üçünü acaba kaç çıkar? Şu birinci sayı diyelim. Kök 2, kök 32 ve 3. Şimdi bakın. Kök 2 ile kök 32'yi çarparsam kök 64 yapar. Bu da kaç? 8. 8 ile de şu 3'ü çarparsak 24. İlk elde ettiğimiz sayı kaç? 24. Şimdi bunu yazdım. Peki şu 3 tanesini o zaman eledik. Ve şunlardan dördüncü olan sayı 2 kök 8 tekrar sıraya girdi. Ve bir de onun yanına kim geldi? kök 5 geldi. Şimdi o zaman şöyle yazalım. 2 kök 8 kök 5. Hani sıra şurada bitiyor. Sonra bunlarla devam ediyor. Rengi değiştireceğim karışmasın diye. İkinci sayıyı bir hesaplayalım. İkinci sayı. Bu sefer ikinci beşimiz kim? 2 kök 6 kök 2 kök 3 2 kök 11 kök 7. Şu 5'i değil mi? Evet. Evet. Sonra peki bu sefer ne olacak? İlk üçü yani şurasıyla şu arasında şöyle göstereyim. Şunlar çarpılacak ve yeni bir sayı elde edilecek. Kök 3 Aslında ilk gelen sayı kök 3 değil. O yüzden o sıraya göre yazayım. 2 kök 6 kök 2 kök 3 Şimdi çarparsak bakalım ne oluyor? Kök 6 çarpı kök 2 kök 12 3'e çarparsak kök 36. Kök 36 neye eşit? 6'ya. Bir de bakın şurada 2 var. 2 ile 6'yı çarparsam 12. İkinci sayıyı da bulduk. Kimleri kullandık şimdi? Onu da bir hemen gösterelim. Şu üçünü. Dördüncü sayı 2 kök 11. Beşinci sayı da kaç? Kök 7. Onlar da tekrardan sıraya giriyorlar. 2 kök 11 ve kök 7. Güzel kırmızıyla devam edelim. Sonra diğer beşimiz kim? Kök 2, kök 10, kök 5, kök 6 ve kök 2. Bak, şunlar. Buradan da devam edersek, şurasıyla aslında yeşil yapsam evet daha iyi olacak. Şu kısımla şu kısım değil mi? Peki ilk üç sayımız neresi? Şunlar, yani kök 2, kök 10 ve kök 5. Hemen yazalım. Üçüncü sayıyı kimler oluşturacak? Kök 2 kök 10 ve kök 5 çarparsak ne olur? 2 çarpı 10 20, 20 çarpı 5 100 yani kök 100, kök 100 de neye eşittir? 10'a eşittir. Bakın bulduk ve bu üçü de kullanıldı mı? Evet gitti. Şimdi devam ediyorum. Bakın şunların hepsini kullandık. Sıradaki ve şu 4 ve 5. yani kök 6 ile kök 2 de ne oluyor? Tekrardan sıraya girecekler kök 6 ve kök 6 deyip 2 yazdım tabi kök 6 ile kök 2 sıraya girdiler bunlar 4. ve 5. top şimdi sıranın en başında hani şunları yukarıda diye düşünürsek ne var 2 kök 8 kök 5 2 kök 11 var kök 7 var kök 6 var değil mi ilk 5'i şunlar onu da siyahla mı gösterelim sarı da olur sarı ile bir gösterelim şurasıyla 5 sayı demiştik. 1, 2, 3, 4, 5. Kök 2 hariç hepsi. Peki ilk üçü hangisi? 2 kök 8, kök 5 ve 2 kök 11. Şuraya kadar olan kısım. Dördüncü sayımızı da hemen oluşturalım. Bu da nasıl oluşacak? Kimleri çarpacağız? 2 kök 8'i çarpı kök 5 çarpı 2 kök 11. Çarpalım bakalım ne çıkacak? 8 kere 5 40 40 çarpı 11 acaba kaç yapar 440 yapar değil mi 440 bir hatamız var mı Hayır yok Peki acaba 440 bir şeyin karesi mi Hayır aslına bakarsanız değil ne yapmamız lazım kökün dışına çıkartacağız bir de şu dışarıdaki sayıları da çarpalım 2 kere 2 4 4 kök 440 şu kısmı birazdan hallederiz ama şu 5. sayıyı da bir halledelim bitirelim artık ve artık daha temiz bir sayfamız olsun kafamıza karışmasın şimdi az önce kimleri kullandık sarı ile hemen onları bir çizelim şunları kullandık değil mi ilk 5 demiştik şu birinci ikinci ve üçüncüyü kullandık şu 4 ve 5 tekrar sıranın arkasına geçti değil mi Evet ama Artık bir önemi kalmadı. Neden? Çünkü sadece şu 3 sayı kaldı zaten. Tekrar bunları aşağıya dönüp dolaşıp düşünce 3'ünü de çarpacağız. Ve 5. sayıyı da elde edeceğiz. 5. sayı da neye eşit olacak? Şu 3'ünün çarpımı kök 7, kök 6 ve kök 2. Kök 7'yi, kök 6'yı ve kök 2'yi çarparsak kaç çıkacak? 7 kere 6 42 42 ile de 2'yi çarparsak kök 84 çıkacak kökün dışına çıkartabilirsiniz sorun değil hepsini kullandık bakın sırayla birinci sayı ikinci sayı 3 4 5 sayı gayet kafa karıştıran bir soru bu nasıl çıkabilir test olsaydı derdi ki elde edilen sayılardan birisi aşağıdakilerden hangisidir ya da elde edilen sayılardan birisi değildir diye bir soru karşınıza çıkabilir. Dikkatli olmak çok önemli. Hani orada ilk üçünü kullanıyoruz. 4 ve 5'i doğru bir şekilde sıranın devamına yerleştirmek önemliydi. Size tavsiyem bence bu kısmı biraz geriye alın. Tekrar izleyin. Hani diğer sorularda çok basit demiyorum ama burada biraz daha görsel olarak kafanız karışmış olabilir diyorum. Soru 19'da devam edelim. Soru 19. Aşağıdaki boşlukları doğru olan ifadeye D, yanlış olan ifadeye Y yazarak doldurunuz. diyor. Hemen başlıyorsunuz. Gerçek sayılar aynı zamanda rasyonel sayılardır demiş. Şimdi o hatırlıyoruz değil mi? Gerçek sayılarımız vardı, rasyonel sayılar vardı, irrasyonel, doğal sayılar, tam sayılar. Peki gerçek sayılar mı rasyonel sayıları kapsıyordu yoksa tam tersi mi? tam tersiydi. Evet mesela 5 sayısı bir rasyonel sayı ya da işte 3 bölü 5 evet rasyonel sayıydı. Fakat gerçek sayılar bundan da fazlasıydı. Ona dikkat ediyoruz. Gerçek sayılarda ne vardı bir de? Kök 5 de vardı. Kök 3 de vardı. Ya da pi sayısı da vardı. Gerçek sayılar rasyonel sayılar ve irrasyonel sayıların toplamıydı. Gerçek sayılar aynı zamanda rasyonel sayı değildir. Tam tersidir. Rasyonel sayılar aynı zamanda gerçek sayılardır. O konuda da eksiğiniz varsa konu anlatımını tamamlayıp öyle gelmenizi tavsiye ediyorum. Soruları çözme kısmı için. İkinci soru. Bir kenarının uzunluğu kök 8 olan karenin alanı gerçek sayıdır. Alan neydi? Bir kenarın karesiydi. E, kök 8'in karesi 8. Gerçek sayı mı? Tabii ki de gerçek sayı. Soru 3. Kenarlarının uzunlukları sırasıyla kök 27 cm, kök 12 cm ve a cm olan üçgenin çevresi 6 kök 3 cm ise verilmeyen kenar uzunluğu irrasyonel sayıdır demiş. Hemen bakalım. Kök 27 neye eşit? 3 kök 3'e eşit. Kök 12 2 kök 3'e eşit. Toplarsak 5 kök 3. 6 kök 3 olması için buranın da kök 3 olması lazım. O zaman irrasyonel sayı mıdır? Evet. Biz sayıları rasyonel ve irrasyonel olarak ikiye ayırıyorduk. Ama ikisinin toplamı da gerçek sayılara eşitti. İrrasyonel sayılar nelerdi? Hemen kısa bir konu tekrarı. Tam olarak hani net bilmediğimiz ondalık sayılar hani dev devam ediyor ama devirli değil, düzenli değil. Pi sayısı gibi ya da köklü ifadelere biz kökün dışına tam olarak çıkamayan ifadelere İrrasyonel sayılıyorduk yani Doğru Dördüncü soru Eksi kök 48 sayısı Eksi değil pardon kök 3 ile çarpıldığında Elde edilen sonuç tam sayıdır Hemen çarpalım Çarpmadan önce Şu işi hani ister yapın ister yapmayın Ama ben şu an benim daha kolayıma geldiği için Bunu tercih ediyorum 48 sayısı kök 48 sayısı 4 kök 3'e eşit değil mi? Kesinlikle çarparsam ne olur? Kök 3 çarpı kök 3, 3'e eşit olur. Bir de ne var bakın? Eksi 4 var. Eksi 12 tam sayı mı? Aynen öyle. Beşinci soru. Eksi, eksisi yok. Eksi nereden çıktı bilmiyorum. Kök 50 sayısı kök 2 ile bölünürse sonuç tam kare sayı olur. Kök 50'yi kök 2'ye bölersek ne olur? Kök 25 olur. Kök 25 neye eşit? 5'e. Tamam. 5 tam kare sayı Hayır değil. Bakın 25 tam kare ama kök 25 değil. O yüzden yanlış. Soru 6. Esra kök 500 metrelik yolun kök 20 metrelik kısmını gidiyor. Geriye başlangıçtaki yolun 4 bölü 5'lik kısmı kalmıştır demiş. Şimdi bakalım. Yani diyor ki kök 20'lik kısım diyor yolun tamamının 5'te biri demek değil mi bu diğer bir deyişle? Evet yani şundan 5 tane daha olsaydı buna eşit olur diyor. Öyle mi bakalım? 5 çarpı kök 20 neye eşit? 5 kök 20'ye eşit. Peki acaba bu sayı buna eşit mi? 5'i kökün içerisine alırsam 5 kere 5 25. 25 ya da 20'yi çarparsam kaç yapar? Bakın kök 500 yapar. Demek ki doğru. Pek çok farklı yöntem var. İstediğini yapabilirsin ama ben şu an bunu tercih ettim. Yedinci soru demiş. Kök 45 ile çarpıldığında sonuç doğal sayı olur. Şimdi bakalım öyle mi? Şu kısmı birazcık temizliyorum. Belki lazım olabilir işlem yaparken. Şimdi kök 6 çarpı kök 10 çarpmadan önce sadeleştirme var. Sadeleştirmeleri hiçbir zaman kaçırmayalım. Şimdi Kök 3'ü kök 3'e bölersem 1, kök 3'e bölersek kök 2. Sonra kök 2 ile kök 10'u çarparsam kaç yapar? Kök 20 yapar. Bir de ne var? Aşağıda bölü 6 var. Kök 45 ile çarparsak diyor. Peki kök 45 aslında kaça eşit? 3 kök 5 değil mi? Öyle. Peki kök 20 kaça eşit? 2 kök 5. Evet e şimdi ben bu işlemi bir yapayım bakalım. Hani biraz daha düzenleyelim. Bu sayıyı kök 20 gördüğüm yere 2 kök 5 bölü 6 çarpı kök 45 diyordu. Onun yerine 3 kök 5'e çarpıyorum. Hemen bir sadeleştirme yapalım. Şimdi sadeleştirirsem ne olacak? 2 ile 3'ü çarptım 6 bu da 6 gitti. Kök 5 ile kök 5'i çarparsam da ne olacak? 5'e eşit olacak. Evet doğal sayı mı? Kesinlikle doğal sayı. O yüzden de buraya D diyoruz. Ve son soru. işleminin sonucu kök 15'tir demiş. Acaba öyle mi? Gelin bir yapalım. Şimdi burada ne var? Çıkarma işlemi var. Şu eksiği bir paranteze dağıtırsak. Şöyle olur mu? Eksi kök 13. Eksi ile eksinin çarpımı artı kök 15. Evet. Şimdi bakın artı kök 13 eksi kök 13 gitti. Kök 15, kök 15. Yani bir kök 15, bir tane daha kök 15 var. İkisini toplarsam kaç yapar? 2 kök 15 yapar. E hani bunun ikisi? O yüzden ne diyoruz? Yanlış diyoruz ve soruyu gönderelim. Ve geldik bu videonun son sorusuna. Soru 20'ye. Aşağıdaki soruları karşılarında verilen cevaplardan uygun olanıyla eşleştiriniz diyor. İşlemleri yapmaya başlayalım. Aşağıdaki soruları karşılarında verilen cevaplardan uygun olanıyla eşleştiriniz. Şimdi hemen başlıyoruz. Zaten soruyu az önce de okumuştuk. Şimdi tekrar ettik. Ee, bakın burada ne var? Çarpma işlemi var. Evet. Kök 3 artı 3 kök 3. Toplarsam tabi önce parantez içini yapıyoruz. 4 kök 3. Kök 48 demiş. Kök 48 aslında kaça eşit? Evet. Peki kök 75 kaça eşit? Evet. 4 kök 3'ten 5 kök 3 çıkarsa kaç kalır? Eksi kök 3 kalır. Yani eksi 1 kaldığı için. Sonra da şuraya çarparsam. Kök 3 ile kök 3 çarparsam 3. Bir de eksi var unutmayalım. Bir de 4 var. Çarparsam eşittir eksi 12. O zaman bakın bununla şu ikisini eşleştirdik. Birin cevabı D. 2'ye bakalım hemen. Kök 125 neye eşit? 5 kök 5'e eşit. Artı kök 180 kaçı eşit? Bakın kök 5 var ya size kolaylık olsun. %99 diğer sayılarda kök 5'li bir şey olması lazım. İşlem toplama çıkarma ise özellikle. Şimdi bu kök 5 ise ne oluyor? 36 ile 5'in çarpımı 180. 36'yı dışarı atarsam 6 kök 5. Bir de 2'ye bölelim. Bir de en aşağıda da ne var? Eksi 8. Tamam. Şimdi 6 önce ne vardı? Bakın toplama var, bölme var. İşleme önceliğini sakın unutmuyorsunuz. 6 kök 5'i 2'ye bölersek ne yapar? 3 kök 5 yapar. Hadi şuraya yazalım. 3 kök 5. 5 kök 5'e toplarsak ne yapar? 8 kök 5 yapar. Ve 8 kök 5'i de ne yapmamız lazım? Eksi 8'e bölersek ne olur? 8'e eksi 8'e bölersem eksi 1 yapar. Bir de kök 5'im var. Cevabım bakın. Eksi kök 5. O zaman 2'nin cevabı ne olacak? Yan taraftan bakarsak. Aynen öyle. 2'nin cevabı A. Hemen eşleştirelim. Şu ikisi eş. Tabi ilkini biraz sildim. Orayı da bir düzeltelim. Tamam. Şimdi bir sonraki ne diyor? Kenar uzunlukları kök 18, kök 72 ve kök 8 cm olan üçgenin çevre uzunluğu diyor. Çevre demek ne demek? Tüm kenarları topla diyor sana. Biz de hemen toplayalım bakalım. Peki toplamadan önce kök 18 neye eşit? 3 kök 2'ye eşit. Kök 72 neye eşit? Evet 6 kök 2'ye eşit. Ve kök 8 neye eşit? 2 kök 2'ye eşit. Hepsi kök 2 mi? Evet. O zaman çok da rahat toplarım. Ortak kök 2'yi yazdım. 3, 6 daha 9. 2 daha kaç yapar? 11 kök 2. Bakıyoruz buraya. 11 kök 2 var mı? Hayır yok. O zaman şunu deneyebiliriz. 11'i kökün içerisine alırsak 121 olarak girer. Ve içerideki 2 ile de çarptığımız zaman ne yapıyor? Bakın kök 242 yapıyor. Yani e şıkkıyla eşleştirebiliriz. Ve son sorumuz Kök 27 ile çarpıldığında Rasyonel olan sayı demiş. Acaba hangisi? Kök 27 bu arada neye eşit aslında? 3 Üç kök 3'ü eşit. O zaman bakın C şıkkı bize oradan göz kırpıyor. Kök 3'leri birbiriyle çarparsak Kurtuluruz diyorum ve Son sorumuzu da çözdük. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da hatta yorum yapmayı da unutmayın. İyi akşamlar, iyi günler.